استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم باطل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müslümanlar aziz müminler Allah-u Teala iman ve İslam üzere cümlemizi sabit ve sadık eylesin. Zamanımızın fitneleri, fesatları, felaketleri, musibetleri, afetleri bütün süratiyle devam ediyor. Ancak bilinmesi icap eden bir husus var. O da bu saydığımız olumsuz şeylerin, yani fitnelerin, fesatların, felaketlerin, tuzakların hepsi Müslümanların etrafında, Müslümanların üzerine, Müslümanların namına tertip edilmektedir. Nerede tuzak varsa, nerede bir bela varsa, nerede bir hile varsa mutlaka Müslümanları hedef alıyor. Şu anda dünyanın üzerinde, topun ağzında, namlunun ucunda, uçurumun kenarında, fitnenin kıyısında, fesadın ortasında Müslümanlar var. Akan kanlar Müslümanların, akan gözyaşları Müslümanların, yıkılan evler Müslümanların, tahrip edilen yuvalar Müslümanların, katliam edilen yavrular Müslümanların. Öyle mi değil mi? Bütün bunlar bizi tabii son derece rahatsız ediyor, huzursuz ediyor, uykusuz bırakıyor, neşesiz bırakıyor. Fevkalade sıkıntıdayız, sarsıntıdayız, huzursuzuz, rahatsızız ve maddi ve manevi alanda muazzam bir bunalımdayız. Bunlar birer gerçek. Saklanması mümkün değil, yasaklanması mümkün değil, inkar edilmesi mümkün değil, yok canım öyle bir şey yok demek mümkün değil. Ancak bir noktaya bütün dikkatlerimizi, ilgi ve alakalarımızı bir noktaya çekmek lazım ve bir noktada ittifak etmek lazım. Bütün bunların sebebi ne olabilir? Bütün bunların hikmeti, sebebi, illeti ne olabilir diye düşünmedikçe meselenin aslına inmek mümkün değil. Allah-u Teala biliyorsunuz sebepsiz bir şey yaratmaz. Bir şey yaratacaksa mutlaka sebebini yaratıyor, bir sebebe dayandırıyor, bir sebebe bağlıyor. Bu noktadan hareketle bütün bu musibetlerin, bütün bu belaların, bütün bu faciaların, felaketlerin sebebini de bulmak, anlamak, kavramak ve onun etrafında fikir birliği etmek ümmet-i Muhammed'e vacip olmuştur. Eğer burada ittifak edersek, hastalığın ne olduğunu kavrayabilirsek, hastalığın teşhisinde ittifak edebilirsek, tedavisinde de ittifak edebiliriz. Hastalığın ne olduğunda ittifak edilmezse, tedavide ittifak edilir mi edilmez mi?
edilmez. Biri öyle diyor, biri böyle diyor. Nasıl tedavi edeceksiniz? O halde meseleye veya meselelere bu açıdan bakmak. Bugünkü sohbetimizi bu hususta tertip ettik. Görüldüğü gibi haber kaynaklarında, haber ajanslarında, haber bültenlerinde görüyoruz, duyuyoruz, dinliyoruz. Çok şeyler oluyor, çok hadiseler, çok olaylar, çok eylemler, çok örgütler zuhur ediyor. Bunları görmeyen kalmadı, bilmeyen kalmadı, duymayan kalmadı. Bunların neticesi çok kötü. Neticesi çok vahim. Görüyorsunuz, çok ülke çok kan kaybediyor, çok can kaybediyor, çok mal kaybediyor. Şu anda can israfı, mal israfı, enerji israfı konusunda Türkiye Cumhuriyeti dünyada birinci sırayı işgal ediyor. Kimin niçin öldüğü bilinmiyor. Kim kimi niçin öldürdüğü bilinmiyor, belli değil. İnsan hayatının, insan kanının dünyada en ucuz olduğu ülke Türkiye. İnsan kanı, insan canı dünyada acaba en çok nerede ucuz diye sorsanız mutlaka Türkiye'dir cevabını alacaksınız. Acaba böyle midir? Allah katında böyle midir? Rabbül Alemin'in nizamında böyle midir? Bir damla kanın haksız yere yere akmasına Allah razı mıdır? Muhammed Mustafa razı mıdır? Ehli İslam razı mıdır? Bir de meseleye bu açıdan bakmak lazım. Kimin kimi vurduğu, kimin kimi öldürdüğü, kimin kimi kurşunladığı belli değil. Devlet suskun, hükümet bezgin, insanlar şaşkın, her şey telaş içinde, panik içinde, mahiyeti belli değil, hakikati belli değil. Haber kaynakları birkaç zalimin elinde, holdinglerin elinde, falan televizyon, falan şirketin, falan televizyon kanalı, falan kafirin, falan gazete, falan Yahudinin. Haberi doğru alamıyoruz, gerçek alamıyoruz. Haberi saptırıyor, haberi değiştiriyor, haberi bozuyor. Doğru haber vermiyor, canlı haber vermiyor, saklıyor, gizliyor, penseliyor, peçeliyor. Ve hiçbir şey doğru ve dürüst ortaya konmuyor. Dünyanın en karanlık ülkesi Türkiye. İnsanların niçin yaşadığı ve niçin öldüğü bilinmeyen ülke Türkiye. İnsanların temelli bir esasa, nizama, dine bağlı olmadığı ülke Türkiye. Hem Müslümanım deyip hem de İslam'ın önünü kesenlerin bulunduğu memleket Türkiye. Adam hem Müslümanım diyor hem de İslam'ın önünü kesiyor. Elhasıl dünyanın en büyük şaşkınları, en büyük taşkınları, en büyük katilleri, en büyük kafirleri Türkiye'de. Böyle bir ortamda Müslüman nasıl bir tavır almalı? Nasıl hadiselere bakmalı? Nasıl meseleyi izah etmeli, yorumlamalı, çözmeli, çözümlemeli? Bu konuları Kur'an'dan aldığımız ayetlerle ezan-ı Muhammedi okunana kadar açıklamaya devam edelim. Allahu Teala cümlemizi İslam'ı özümlemeye, İslam ile meseleleri çözümlemeye muvaffak eylesin. Amin. Okuyacağım ayet-i kerime Sure-i Tevbe'nin 29. ayeti. Rabbimiz Mevlamız Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Katilüllezine la yu'minun billahi ve la bil yevmil ahire." Görüyorsunuz burada iki tane temel esas var. Allah ve ahiret, yevmil ahire. La yu'minune billah ve la bil yevmil ahiri mübarek kelimeleri var. Rabbimiz bu konuda müminleri ikaz ederken, müminleri ihtar ederken, müminleri irşad ederken muhataplarımızın önümüze çıkanların dehşetini, vahşetini, fesadını, fitnesini iki kelimeyle açıklıyor. Dünyanın en şerli, en kötü, en belalı, en pis, en iğrenç, en katil, en zalim insanının kim olduklarında bize bu ayet-i kerime bunların ip ucunu veriyor. Kimdir bunlar? La yu'minune billah, Allah'a inanmayanlar. Bakın la, lam elifi biliyorsunuz. Geldiği kelimenin, hangi kelimenin başına gelirse o kelimenin manasını olumsuz yapıyor. La yu'minune ne demek? İnanmıyor.
Kime? Billahi Allah'a inanmıyor. Allah'a inanmayan, demek ki yeryüzünün en şerli, en belalı, en tehlikeli, en vahşetli, en şiddetli, en dehşetli canlısı, mahluku kimdir? Allah'a inanmayan. Maddeyi Cenab-ı Hak koymuş. Başka hemen arkasından kim geliyor? Vela bil yevmil ahiri. Ahiret gününe inanmayanlar. Dünyanın en büyük katilleri, zalimleri, kafirleri, müfsitleri, en vahşi, en şiddetli, en hiddetli zalimleri, zalimlerinin ikinci sıfatı ne olmuş oluyor siz söyleyin? Ahirete inanmamak oluyor. Allah-u Teala böyle ifade ediyor. Yani hastalığı böyle teşhis ediyor. Demek ki yeryüzünün fesadının, fitnesinin, felaketinin, musibetinin, sapıklığının, çarpıklığının, sarsıntısının, belasının temelinde iki tane bela var. Nedir? Allah'a ve ahiret gününe inanmamak. Allah'a ve ahiret gününe inanmamak dünyayı cehenneme çeviriyor. Zulüm hayata ve dünyaya hakim oluyor. Bütün bunları önlemenin, bütün bunları düzeltmenin, ıslah etmenin, yeryüzüne barışı, huzuru, mutluluğu, saadeti, adaleti, fazileti, medeniyeti getirmenin çaresi Allah'a ve ahirete iman ile başlıyor. Şimdi bunu genişleteceğiz. Allah'a inanmamak ne demek? Allah'tan kasıt nedir? Allah kelimesi, Allah kavramı, Allah mefhumu, Allah lafzayı celali neyi ifade eder? Hangi manayı, hangi maksadı? Bütün bunların tabii bilinmesi lazım, bunun eğitiminin yapılması lazım. Okullarda, akıllarda, derslerde, dershanelerde, aile yuvalarında vesair mekanlarda, meskenlerde bu hususların konuşulması, anlatılması lazım. Hatta biliyorsunuz İslam eğitiminde, aile içerisinde ilk eğitim bir Müslümanın yavrusuna ilk öğreteceği mesele, ilk aşılayacağı, ilk eğiteceği, öğreteceği, telkin edeceği, tebliğ edeceği nokta hadis-i şeriflerde belirtilmiş. Hatta annenin kucağında, babanın ocağında, annenin kucağında ilk öğretilecek şey bir Müslümanın yavrusuna, ciğerparesine ilk öğreteceği şeyi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek hadisiyle açıklıyor. Ne buyuruyor? İza efsaha evladüküm. Bak, evlat çocuklar demek. Evlat kelimesinin müfredi yani tekili veled. El veledü çocuk demek Arapça. Bunun çoğulu evlat, çocuklar demek. Çocuklarımız konuşmaya, kelimeleri telaffuz etmeye başladıkları zaman. Şimdi çocuğumuz konuşmaya başladı. Nasıl başladı? Baba diyor, anne diyor. Hani anne, baba, dede, abi gibi kelimeleri Türkçe olarak tabii ama Arapçası Arapça, Fransızcası Fransızca neyse bu kelimeleri telaffuz etmeye, tekellüm etmeye, kelimeyi ifade etmeye başladıkları zaman allimu öğretin. Bakın talim geldi. Talim terbiye. Allimu öğretin o yavrulara. Demek ki daha ilk basamakta, ilk noktada bir Müslümanın yavrusuna, çocuğuna, evladına öğretmesi gereken meseleyi Hazreti Muhammed Mustafa ifade etmiş, işaret etmiştir. Bizi hiç kimsenin eğitim metodu alakadar etmez. Bir Müslüman eğitimini Hazreti Muhammed'den alması lazım, öğretimini ondan alması lazım, terbiyesini ondan alması lazım, tahsilini ondan alması lazım, davranışını, tutumunu, tavrını, tarzını, her şeyini Hazreti Muhammed Mustafa'dan almadıkça onu tasdik etmiş olamaz. Yoksa Muhammed'in Resulullah demenin fazla bir önemi yoktur. Onun getirdiği tebliğat, talimat, eğitim, nizam, düzen, sünnet, terbiye
Kaynak orası olacak. Yoksa bir kelimeden ibaret değil. Oradan alacağız. Evvelce bizim milletimizin eğitim ve öğretim sistemi, eğitim ve öğretim kaynağı, talim ve terbiye kaynağı Kur'an-ı Kerim idi, Hazreti Muhammed Mustafa idi. Cumhuriyet kurulduktan sonra milli eğitim nizamımız kaynak itibariyle Kur'an'dan koparıldı, Avrupa'ya yani Fransa'ya bağlandı mı bağlanmadı mı? Fransa'ya bağlandı. Kur'an'dan koparıldı, bunu bütün dünya biliyor. Hatta o kadar koparıldı ki Kur'an'ı okuyan olmasın, Kur'an'ı kimse tanımasın diye Kur'an elfabesini elif, be, te, se, cim, ha diye okuduğumuz Kur'an'ın harflerini kaldırıp yerine Latin harflerini, Yunan harflerini aldırmadılar mı? Sebep Kur'an'dan koparmak. Kur'an kökünden, Kur'an kaynağından koparmaktı. Vallahi maksatları buydu, billahi maksatları buydu. Yoksa harfleri, Kur'an harfleri zor harfler değildi. Zahmetli değildi, meşakkatli değildi. Kimse bu yüzden okuyamıyor değildi, yazamıyor değildi. Çetin bir alfabe değildi. Çetin olduğu için terk edelim de daha kolayını alalım, daha çok okuyalım, yetişelim, ilerleyelim, dünya milletlerinin seviyesini aşalım değildi. Bakın eğer bu iddiayla almış olsalardı, bugün Japonya'nın yerinde bizim olmamız lazımdı. Öyle mi değil mi? Almanya'nın yerinde bizim olmamız lazımdı. Japonya'nın teknolojisi bizden 1000 sene ileride. Bakın Japonya'nın alfabesine, dünyanın en çetin alfabesidir. Kur'an alfabesinde 29 harf olduğu halde Japon alfabesinde 500 harf vardır. Dünyanın en zor alfabesi. Japon alfabesi 500 harf. Kur'an alfabesini söyleyin, 29 harf. Hangisi kolay? Kur'an kolay. Demek ki alfabenin kolaylığı, zorluğu mevzu bahis değil. Maksat Kur'an'ı ortadan kaldırıp yetişen neslin Kur'ansız yetişmesidir. Hadise budur. Bu maksatla harf inkılabı yapılmıştır. Harf devrimi yapılmıştır. Yoksa kalkınan kalkınıyor, alfabeyle ne alakası var? Dünyanın en çetin alfabesi Japonların olduğu halde Japonya bugün Avrupa'yı solladı mı solladı mı? Sen buna bak, sen kimi kandırıyorsun bakayım? Yok öyle şey. Kur'an eğitimi, İslam eğitimi olmadan insan yetiştirmek, yeryüzüne sulhu, sükuneti, saadeti, merhameti getirmek mümkün değil. Çocuğunuzun diyor konuşmaya başlar başlamaz eğitimi başlamıştır. İslam eğitimi çocuğun anasının kucağında, babasının ocağında. İslam'ın eğitimi çocuğun konuşmasıyla başlar. Öğretin o çocuğa bir peygamber neyi? Allimuhu, ona öğretin, ona talim edin, ona tahsil edin, ona vermeye çalışın, ona aşılamaya çalışın. Neyi? Kavle la ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesini o yavruya öğretin diyor. Konuşmaya başladığı halde çocuğuna la ilahe illallah'ı öğretmeyen baba zalimdir, zalimdir, zalimdir. Merhameti değildir. İslam eğitimi ne zaman başlar diye sorulursa çocuk konuşmaya başladığı zaman. Bunu vereceksiniz. Allah'a imanın ne olduğunu evlerde çocuklarımıza, yavrularımıza, sabilerimize, ağzımıza bakan, gözümüze bakan, elimize bakan, akşamları kese kağıtlarında, poşet torbalarda getirdiğimiz yiyeceklere bakan, onları gözleyen, onları gözetleyen çocukların kalbine, ruhuna ne verebiliyorsunuz? Az veya çok çocukların midesine yiyecek bazı şeyler getirebiliyorsunuz ama onların kalbine, onların ruhuna, onların gönlüne, onların zihnine, onların beynine neyi verebiliyorsunuz? Veya neyi verebiliyoruz?
İşte bütün musibet buradan kaynaklanıyor. Kur'ansız olmanın, İslamsız olmanın, İslam eğitiminden mahrum olmanın, İslam nizamından, düzeninden, hukukundan uzak olmanın belasını, faturasını çok pahalı ödüyoruz. Devlet çok pahalı ödüyor, millet çok pahalı ödüyor, hazine çok pahalı ödüyor, ülke çok pahalı gidiyor, çok belalı gidiyor, çok tehlikeli gidiyor. Bunun sonu eğer dönmezsek, anlamazsak, kavramazsak, fark etmezsek, çark etmezsek, tekrar İslam'ın etrafında dalgalanmazsak, çalkalanmazsak, kökten yok olmaya gidiyoruz. Her şey o kadar kötü gidiyor ki. Allimuhu kavle la ilahe. İslam'ın ilk eğitimi. Çünkü yeryüzünün en büyük fitnesi, fesadı ayette arz ettim. La yu'minune billah. Allah'a inanmamak. Canım Allah'a inanmayan mı var? Efendiler, bizim en çetin noktamız, anlayamadığımız, anlamak istemediğimiz, sıkıntı çektiğimiz nokta burası. Yani Allah kelimesi sadece kelime olarak değil. Mesela kelimelerin ifade ettiği manalar vardır. Mesela diyelim ki karpuz. Karpuz dediğiniz zaman gözünüzün önünde o karpuzun temsil ettiği mana ve eşya canlanması lazım mı değil mi? Canlanması lazım. Ne olduğunu anlamanız için o karpuzu kesip yemeniz lazım mı değil mi? Yemeniz lazım. Yemeden tarif edemezsiniz. Tadını, lezzetini, mahiyetini, muhtevasını, içini, dışını bilmek için onu yemek lazım, hazmetmek lazım, hazımsamak lazım, özümsemek lazım, çözümlemek lazım. Yoksa başka türlü bir mana ifade etmez. Her kelimenin ifade ettiği bir mana var, kavram var. Onun bir sistemi var. Karpuz deyince işte şekliyle, şemaliyle, içiyle, dışıyla ne olduğunu düşünmek, görmek ve gözümüzün önünde canlanması lazım. Onu almamız lazım. Onunla bütünleşmemiz lazım. Onunla özümleşmemiz lazım. O karpuzla adeta bütünleşmemiz lazım. Onun bize gıda olması lazım. Peki Allah deyince gözümüzün önünde hiçbir şey canlanamaz. Çünkü Allah'ın mekanı, zamanı, şekli, ebadı, boyutları, çapı olur mu olmaz mı? Olmaz. Yani Allah deyince acaba rengi ne? Kimse ifade edemez. Allah deyince acaba yüksekliği var mı? Büyüklüğü var mı? Genişliği var mı? Aşağı yukarı doğru mu? Aşağı doğru mu? Kaç kilometre çapında? Hiç bunların hiçbirisi ifade etmez. Neyse ke mislihi şeyün diyor Kur'an. Hiçbir şey Allah'ın benzeri değildir. Benzeri yoktur, eşi yoktur, dengi yoktur. Akıl onu şekillendiremez. Allah'ın şekli şu mu, boyutları bu mu, ebadı bu mu, metresi şu mu, genişliği bu mu, bunu mümkün değil. Akla gelen şey Allah olmaz. Peki nasıl kavrayacağız Cenab-ı Hakk'ı? Nasıl anlayacağız Cenab-ı Hakk'ı? Allah deyince ne anlayacağız? İşte Müslümanların en çetin meselesi burada. En büyük meselesi, en büyük çıkmazı, en büyük açmazı kesinlikle buradan kaynaklanıyor. Yoksa başka türlü Allah kelimesinin kavranması mümkün değil. Bakın düşünün ki İslam itikadına göre mezara intikal eder etmez. Mezara, hepimiz mezara intikal eder. Bir insan nereden nereye intikal ederse etsin, en sonunda nereye intikal edecek? Mezara. Kabir diyoruz, mezar. Kaçmak mümkün değil, inkar etmek mümkün değil, ne yaparsanız yapın, bundan kaçınmak mümkün değil. Öyle bir mecburi istikamet ki herkes mezarlıktan geçecek. Kaçış yok, dönüş yok, mümkün değil. Orada ilk sorgulama İslam itikadına göre ahiret hayatının başlangıcı, baş tarafı kabirle başlıyor. Kabirden evvel ahiret var mı yok mu? Yok. Ahiret nereden başlıyor? Kabirden başlıyor.
kabir. Sonra kıyamet, sonra mahşer, sonra hesap, sonra cennet, sonra cehennem sırayla gidiyor. Ama kabirle başlıyor. Böyle olunca kabirde bir ön sorgulama var. Bunu herkes iman etmesi lazım. Müslüman olmak için bunlara iman etmek şart. Zaten Müslümanın Müslüman olmayandan farkı bu. Kabir alemine, ahiret alemine inanmak bizim farkımız, özelliğimiz. Ön sorgulama, kabirde üç tane soru sorulacak, sorgulama yapılıp bırakılacak. Ondan sonra mahşere kadar, kıyamete kadar beklenecek. Kıyamet ne biliyorsunuz? Kıyamet kelimesi Arapça. Nereden geliyor? Kıyam kelimesinden geliyor. Kıyam ne demek? Bir kardeşim bir söylesin. Kıyam ne demek? Ayağa kalkmak demek. Peki kıyamet ne demek? Ölülerin ayağa kalkması demek. Kıyamet. Yani Türkçe bir kelime. Arapça ama Türkçeleşmiş. Kıyam ayağa kalkmak. Kıyamet ölülerin mezarlarından ayağa kalkması. Bu kadar basit hadise. Kıyamet dünyanın yıkılması filan değil. Ölülerin mezarlarından ayağa kalkması. Kalkın! Kalktılar. Ondan sonra mahşere. Kalkan adam bir yere gidecek tabii. Haşir var, mahşer var. Bu ön sorgulamada üç tane sual sorulacak diye hepimiz biliriz. Hepimiz iman etmişiz elhamdülillah. Birinci soru, Münker ve Nekir adında iki sorgu meleğinin soracakları birinci soru, hepiniz biliyorsunuz, ben hatırlansın diye söylüyorum. Ne olacaktır? Men Rabbüke, senin Rabbin kimdir? Aa, ne kadar kolay bir soruymuş ya. Rabbin kimdir diye sorulduğu zaman, Rabbim Allah'tır derim, geçer giderim, pasaportu aldım. Yok öyle yağma. Öyle yok. Burada Rabbin kimdirden kastedilen kelime değildir. Asla kelime değildir. İşte bütün mesele ilmihal kitaplarında anlatılmamış, açıklanmamış, eksik bırakmış olan taraf vallahi budur. Onun için dünya Müslümanları tevhidin ne olduğunu bilmiyor. 100 Müslümanın 99'u La ilahe illallah'ın manasını bilmiyor. Neyi ifade ettiğini bilmiyor. Bu la melikin ne ifade ettiğini, ilahın ne demek olduğunu, illanın ne demek olduğunu, Allah ne demek olduğunu araştırdım ben şahsen, zaman zaman söylüyorum buradan size. La ne demek, ilahe ne demek, illa ne demek, Allah ne demek? İslam kitaplarında ve kütüphanelerinde bu konuyu araştırdım, tam 3000 sayfalık kitap haline geliyor. 3000 sayfadır bunun manası. La ilahe illallah manası, muhtevası, kemali, şumulü, bütünüyle bunun ifade ettiği mananın tamamını toplayayım da kitap haline getireyim dediniz mi, 3000 sayfalık kitap oluyor. Kolay bir şey değil. Allah deyip geçmek mümkün değil. Bu kelimenin manasını ehli küfür Müslümanlardan daha iyi biliyorlar. Bunu ispat edeceğim. Türkiye'deki İslam'ın düşmanları, bakın din düşmanları demiyorum. Din deyince akla Hristiyanlık da geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Din deyince akla Yahudilik de geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Ama İslam deyince akla ne geliyor? İslam geliyor. Onun için Türkiye'deki din düşmanı dediğimiz insanlar kesinlikle Hristiyanlığa düşman değiller. Türkiye'de laikliği benimseyen gazeteciler, laikliği benimseyen Anayasa Mahkemesi Başkanı, laikliği benimseyen yazarlar, çizerler, profesörler Hristiyanlığa düşman mı değil mi? Vallahi değil. Hristiyanlığa düşman değiller. Papaza düşman değil. Türkiye'de laikliği benimseyenlerin papazların aleyhinde konuştuğu görülmemiştir. Öyle mi değil mi? Bakın demek burada bir iş var. Türkiye'de laikliği benimseyenler asla Museviliğe, Yahudiliğe karşı değildir. Hiçbir laikliği benimseyen adam... Niye? Bakınız mesela tatbikatını söyleyelim. Devlet haftalık tatilini, hani 7 günden bir günü tatil yapacaksınız.
Hafta 7 gündür. Bunun bir günün tatil yapacaksınız. Düşünmüş ve taşınmışlar, laikliği kabul edenler hafta tatilini Hristiyanların ibadet günü, ayın günü, Sunday dedikleri yani tatil günü, ibadet günü, kilise günü dedikleri pazar gününe uydurmuşlar mı, uydurmamışlar mı? Bakın bu laikliğe mani olmamış. Laikliğe karşı değil, laikliğe mani değil. Devlet, laikliği benimsemiş devlet, Hristiyanların ibadet gününe göre ayarlamış tatilini. Pazara. Bununla da yetinmemişler, arkasından ikinci bir tatil günü daha lüzum etmiş onlara göre. Onu da devlet cumartesi gününü kimin ibadet gününe göre tatil etmişsi söyleyin. Vallahi Tevrat'a göre, Yahudilere göre. Bunu çocuklar bile biliyor, eşekler bile biliyor bunu. Bilmiyorlar bu kelimeleri. Biz yutuyoruz biz bunları yani, anlamıyor muyuz? Tevrat kitabına göre Şabat günü yani cumartesi günü ibadet günüdür. Ateş yakma haramdır. Yola çıkma haramdır. Havraya gidenler hahamın emri altında ibadet ederler Yahudiler. Devlet tatilini Yahudilerin cumartesi gününe uydurmuş, laikliğe aykırı değil. Problem olmamış. Hiçbir yazar karşı çıkmamış. Ama devlet memurlarının öğlen tatilini cuma namazına göre ayarlayalım deyince kıyamet koptu mu kopmadı mı? Demek ki bunlar İslam'a düşman, İslam'a düşman, Muhammed Mustafa'ya düşman. Meseleleri iyi anlayalım kardeşler. Meseleleri çok iyi anlamamız lazım. Yoksa niçin öldüğünüzü bilemezsiniz. Bir gün kör bir kurşunun yolunda ölürsünüz, şehit mehit olamazsınız. Niçin yaşadığımızı bilmemiz lazım. Niçin öldüğümüzü veya öleceğimizi bilmemiz lazım. Neyin davasını savunuyorsunuz bilmeniz lazım. Allah ne demek bilmeniz lazım. La ilahe illallah demek ne demek bilmeniz lazım. Ne demek bilmek lazım. Papağan gibi söylemek mümkün değildir. Düşünün bundan 1400 sene evvel Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Ömer Müslüman olmadan evvel kaç Müslüman vardı siz söyleyin. 39 Müslüman vardı. Hattaboğlu Ömer'in Müslüman olmasıyla 40 tane Müslüman tecelli etti. Onların bu 40 Müslümanın Erkam'ın evinden çıkıp Beytullah'a doğru yürürken bu 40 kişinin akışından, bakışından, nakışından, inişinden, yürüyüşünden bütün dünya sallandı mı sallanmadı mı? Sallandı. La ilahe illallah diyorlardı. Aynen bizim dediğimiz gibi. 40 kişinin La ilahe illallah demesinden yer gök sallanıyordu, ehli küfür titriyordu da bugün yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman La ilahe illallah diyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Kelime aynı kelime. Fakat mana aynı mana değil. Bunu bilmek lazım. Yoksa Allah kelimesinden maksat kelime değildir. Manadır, mefhumdur, nizamdır, sistemdir. Türkiye'deki İslam'ın düşmanları vallahi bunu bizden iyi biliyorlar. Geçen hafta arz etmiştim, bir daha hatırlatayım. Parlamentoda bir milletvekili bir kanun teklifi hazırladı biliyorsunuz. Meclisin açılışını Avrupa'da ve Amerika'da olduğu gibi biz de bir hoca efendinin nezaretinde parlamentoyu, meclisi dua ile açalım diye bir kanun teklifi hazırladı. Duydunuz mu, duymadınız mı? Dua ile açalım. Hani meclis açılırken bir hoca efendi, belki Diyanet Başkanı olacak, sarıklı cübbeli bir hoca gelecek, bir Kur'an okunacak, el açılıp dua edilecek, dua ettikten sonra parlamento açılacak. Bir teklif yani. Dua metninin, dua okunacak duanın sonunda şu cümle var. Ne diyor hazırlayan arkadaşımız? Allah meclisimizin aldığı kararları milletimiz hakkında hayırlı eylesin diyor. Yani bir cümle var, bir kelime. Allah hayırlı eylesin. Hemen komisyondaki milletvekilleri, komisyon üyeleri görüşmeye başladılar. Profesör ünvanlı bir partinin milletvekili olan bir anayasa profesörü kalktı dedi ki, arkadaşlar bu dua metninde Allah kelimesi var. Allah kararları hayırlı eylesin diye bir cümle var. Eğer bu kanun teklifi kanunlaşırsa bu kanunun içine Allah kelimesi de girecektir.
Allah kelimesi girerse laiklik buradan kalkar dedi. Vallahi böyle, billahi böyle. Bakın demek ki Allah kelimesinin ne ifade ettiğini zalimler bizden çok iyi biliyorlar. Allah kelimesi kanunlaşırsa diyor, yasalaşırsa arkasından Allah'ın nizamı gelecek, şeriat gelecek, Kur'an gelecek, Muhammed Mustafa gelecek diyor. Yasaklansın, bu duayı reddedelim, hemen reddettiler. Görüyor musun Allah'a karşı gelmeyi? Allah kelimesini kanuna sokmayalım diyor. İşte yeryüzünün en büyük felaketi burada. Cenab-ı Hak okuduğum Tevbe suresinde katilüllezine la yu'minune billahi, Allah'a inanmayanlarla Müslümanların birinci vazifesi mücadele etmektir. Onlara İslam'ı anlatmak, aktarmak, götürmek, taşımak, tanıştırmak, buluşturmak, tabii Allah'ın anlatılması demek, Allah'ın sıfatları, isimleri, nizamı, kitabı, Kur'an'ı, peygamberleri büyük bir hadise. Yoksa Allah bir kelimeden ibaret değildir. İkinci felaket demin dediğimiz gibi, وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ahiret gününe inanmamak. En büyük felakettir. Çünkü dünya sulhünün garantisi ahiret imanıdır. Hani şimdi bir adam geldi, senden bir şey istedi, vereceksin. Efendi bana bir kefil ver, bana bir garanti ver dediğiniz zaman ne verirse versin, hiçbir garanti değildir. Allah diyor ki sizin kefiliniz, garantiniz ahirete iman etmektir. Çünkü ahiret garantidir. Ne demek ahiret? Dünyada yaptığımız, ettiğimiz, aldığımız, verdiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz her şeyin hesabını Allah'a vereceğimiz güne ne denir bu güne? Ahiret günü, hesap günü. Buna inanmadıkça garantiniz yoktur. Topluma bu imanı getirmedikçe, topluma, fertlere, parlamentoya, anayasa mahkemesine, genel kurmay başkanlığına bu imanı hakim kılmadıkça vallahi garantiniz yoktur. Soygunu önleyemezsiniz. Haksızlığı önleyemezsiniz, yolsuzluğu, hırsızlığı önleyemezsiniz. Ya bir adam ben çaldığımın, aldığımın, öldürdüğümün, kırdığımın, döktüğümün hesabını Allah diye bir kudretin karşısında, hesap günü diye bir günün içinde Allah'a vereceğim diye inanmıyorsa, böyle bir imanı taşımıyorsa bu adamın adaletli olması mümkün mü değil mi? Vallahi değil. Bu adam niye dürüst olsun? Bulduğunu yer, aldığını yer, çaldığını yer. Niye rüşvet almasın? Madem ki hesap vermeyecek, madem ki kimse bir şey sormayacak, polis görmedi, jandarma görmedi, alır gider, yer gider, niçin kimden korksun? Demek ki dünya sulhunun kefili, vekili, garantisi, garantörü ahirete imandır. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ahiret gününe inanmayanı zapt edemezsiniz. Türkiye nüfusu 60 milyon diyelim, 60 milyonun 30 milyonunu diğer 30 milyonuna polis yapsanız vallahi adaleti sağlayamazsınız. 30 milyon insan, 30 milyon insanın başına polis olsa, jandarma olsa, dürüstlüğü, doğruluğu, adaleti sağlayamazsınız. Eğer ahirete iman yoksa. Mümkün değil. وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ahirete inanmamanın ne dünyanın en büyük, en korkunç felaketi olduğunu Kur'an ifade ediyor. Bir Müslümanın mücadele edeceği en mühim maddelerden birisinin, birincisinin Allah'a inanmayanlar, ikincisinin de ahirete inanmayanlarla mücadele etmek olduğunu çok sarih bir şekilde açıklıyor. Efendiler, yeryüzünde yaşamanın ortak yanları var. Hayvanlarla insanlar arasında yaşamak bakımından ortak olan cihetler çok. Yemek hususunda hayvanlarla müşterek miyiz değil miyiz? Müşterekiz. Onlar çayırda, biz restoranda. Ne fark eder yani? Hayvan çayırda yiyor, sen lokantada yiyorsun. Yemek aynı. Sadece şekil yani. Sen porselen tabakta, o çanakta yiyor yani. Fark etmez. İçmek hususunda da ortağız. Yatmak, uyumak, dinlenmek hususunda da hayvanlara aynıyız, ortağız. Peki bizi hayvanlara ayıran,
özellikler, hususiyetler ne olması lazım? İşte insanları hayvanlardan ayıran bir numaralı özellik mesuliyet duygusudur. Hayatımızın hesabını Allah'a vereceğiz imanıdır. İnsanı hayvandan ayıran vallahi budur. Ahirete inanmayan insanları Rabbimiz Kur'an'da şöyle ifade ediyor. اُلَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَدَالِ Allah'a ve ahirete inanmayanlar hayvan gibidir, hayvandan da aşağılıktırlar diyor. Gördünüz mü? Farkı kalmadı. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ ayette. Allah ve ahirete inanmayanlar, dünyadan istifade ederler, yerler içerler, كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ hayvanların yediği gibi yerler. Bak, fark burada. Hayatımızın hesabını vereceğiz. Bunun yeryüzündeki işareti nedir? Efendiler, her zaman söylüyorum, tekrar aklımıza kalsın diye söylüyorum. Yeryüzünde bugün pek çok konuda dünya insanları ittifak edemiyor. Hani bir noktada anlaşamıyorsunuz. Dinli dinsiz var, imanlı imansız var, zalim var, mazlum var, hakim var, mahkum var, zengin var, fakir var, anlaşamıyorsunuz. Ama dünya insanlarının üzerinde ittifak ettiği iki husus var. Bütün dünya ittifak etmiş. Hiç kimse itiraz etmiyor. Yok öyle şey demiyor. Onların birincisi nedir? Ölüm, ölüm, ölüm. Ölüme itiraz eden var mı dünyada? Bak bütün dünya ittifak etmiş. Ölecek. Dinlisi de dinsizi de itiraz edemiyor, ölüyor. Ben itiraz ediyorum, ölmeyeceğim diyen var mı? Yok. Hiç mümkün değil. Bak bütün dünya ittifak etmiş burada. İkinci bir husus daha var ki, ilim adamları, fen, tıp, tabiat alimleri, bütün beşeriyet kabul etmiş, tasdik etmiş, ittifak etmiş, benimsemiş. O da yeryüzünde ne kadar insan varsa şu anda, 6,5 milyar diyorlar. Bunun 1,5 milyarı Çin. 1,5 milyar Çin. Korkunç bir afet olarak büyüyor Çin. 6,5 milyar insan var. 6,5 milyar insanın her birisinin parmakları var. Parmak. Parmaksız kimse yok. 6,5 milyar insanın parmaklarının da mutlaka üzerinde ne var parmağın üzerinde? Parmak izi. Hiç şaşmaz. Dünyada kaç milyar insan varsa, hatta bugüne kadar kaç milyar insan gelmişse, bugünden kıyamete kadar da kaç milyar insan gelecekse, Cenab-ı Hak hepsinin parmağının izini ayrı ayrı döşemiş, kimseyi kimseye benzetmemiş. Vallahi böyledir. Bütün dünya bunda ittifak etmiş şu anda. Komünisti de bunu kabul ediyor, kapitalisti de kabul ediyor, Siyonisti de kabul ediyor, sosyalisti kabul ediyor, feministi kabul ediyor, herkes kabul ediyor, Müslüman da kabul ediyor. Kur'an bunu açık haber vermiş, bindir. Bela kadirine ala en nüsevviye benane. Sizlerin her birisinin parmağının izini ayrı ayrı insan üzerindeki orijinal damga parmak izidir. Fotokopisi yoktur, kopyası yoktur, taklidi yoktur, sahtesi yoktur. Her insanın parmak izi orijinaldir. Karışması mümkün değil. Jiletten kazıyı usturayla kesin, aynen çıkıyor yine. Kaybolmuyor. Bu neyi gösteriyor? Parmak izinin herkeste ayrı 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 olmasının sebebi vallahi hesap günüdür, ahiret günüdür, hayatın hesabı içindir. Yoksa herkesin parmak izi aynı olurdu. Ne lüzum var tek tek yaratmaya? Hesap vereceksiniz de kimse kimseye karışmayacak, herkes hayatın hesabını verecek, kimse kimseye bir şey yüklemeyecek, günahını atamayacak, inkar edemeyecek, kaçamayacak, herkes tanınacak diye parmak izi var. Sebebi budur. Nereye kaçıyorsun? İnkar mümkün değil. Sure-i Yasin'de Cenab-ı Hak ne diyor? El yevme nahtimu ala efvahihim. Mahşer günü, hesap günü, ceza gününde suçluların ağızları mühürlenecek, ağza lüzum kalmayacak.
ağzım konuşmasına gerek kalmayacak. Peki ne konuşacak? Ve tükellimüna eydihim. Ne demek tükellimüna eydihim? O suçluların elleri konuşacak. Elden maksat parmak, parmaktan maksat siz söyleyin. Parmak izi işte, bugün de konuşuyor. Hırsızın parmak izi, caninin, katilin, tabancanın üzerinde parmak izi konuşuyor mu, konuşmuyor mu? Ayet konuşuyor diyor. Kaybolmak yok, kaçmak yok, uzaklaşmak yok, sorumsuzluk yok. Herkesin parmağı ayrı ayrı döşendiyse, herkes ayrı ayrı sorumlu olacak. Niye hayvanlara bile bir şey yok? Demek buradan kaynaklar. Eğer erkek iseler, yiğit iseler, inkarcılar, ahireti inkar edenler erkekse, parmak izi gerçeğini erkekse inkar etsinler. Ve bunun manasını inkar etsinler erkek iseler. Mümkün değil, demezler. Sebebi budur. Hayatımızın hesabını vereceğiz diye Allah parmaklarımızın izini ayrı ayrı döşemiş, orijinal yaratmış, Ahmet'i Mehmet'e karıştırmamış, Hasan'ı Hüseyin'e karıştırmamış, kaç milyar insan varsa o kadar milyar çeşit parmak izi var. O halde kardeşler, müminler, zamanımızın, zeminimizin, ülkemizin, bölgemizin, beldemizin, dünyamızın, kıtamızın, mahallemizin, muhitimizin, ailemizin, her şeyimizin en büyük felaketi, en büyük musibeti Allah'a ve ahiret gününe inanmak ve inanmamak hususunda düğümleniyor, merkezleşiyor. Bütün mesele bu hususu anlamak ve anlatmaktan ibaret kalıyor. Hesap vereceğiz. Dünyada bile hesapsız bir şey yoktur. Bakınız mesela, Allah aşkına hepimiz az veya çok iyi veya kötü bir dünya hayatı yaşıyoruz. Kimimiz gece kondularda, kimimiz apartmanlarda, kimimiz işte herkesin bulunduğu duruma göre villada, yalıda, köşkte, sarayda vesaire yaşıyoruz. Yaşarken de kullanmak zorunda olduğumuz şeyler var. Mesela suyu kullanıyoruz. Susuz yaşamak mümkün değil. Elektrik kullanıyoruz. Elektriksiz yaşamak mümkün değil. Ama dikkat etmemiz lazım. İnşaatınızı yaparken veya müteahhit binayı yaparken ihtiyaçlarımızı düşünerek bina yapılırken su tesisatını ve elektrik tesisatını da temelden yaparken yapıyor mu yapmıyor mu? Yapacak. Borularını, işte neyse sistemi kurar, su şebekesini kuracak. Kurdunuz. Her şey bitti. İçine gireceksiniz. Oturmaya başlayacaksınız kullanmaya. Elektriği kullanmadan evvel, suyu kullanmadan evvel sular idaresi, elektrik idaresi daha suyu veya elektriği kullanmadan gelip şebekenize ne kadar elektrik sarf ettiğinizi, ne kadar su sarf ettiğinizi tespit etmek için su sayacı, elektrik saati takıyor mu, takmıyor mu? Takıyor. Demek ki sorumsuz kullanamazsın. Hesapsız kullanamazsın. Evvela saati takıyor, sonra suyu veriyor. Öyle şey yok, öyle har vurup harman savurmak, keyfine göre, zevkine göre, parasız, pulsuz, ücretsiz, kaçak, maçak, nereye gidiyorsun sen? Aynen bunun gibi hayatta Allah aşkına Müslümanlar, yediğimizin, içtiğimizin, aldığımızın, verdiğimizin, sattığımızın, satış yaptığımızın, her şeyimizin hesabını vereceğiz diye Allah-u Teala her insanın sağ tarafına bir melek, sol tarafına bir melek daha vazifelendirmiş. Ölümceye kadar bu iki vazifeli melek devam ediyor. Bunlara İslam itikadına göre nedir? Ne diyoruz siz söyleyin? Kiramen katibin melekleri. Hani su saati gibi, elektrik saati gibi ne yaptıysak yazıyor. Hayrımızı, şerrimizi tespit ediyor. Yani bu olmayan bir şey değil. Dünyada her zaman olan şeyler. Bakın mesela şimdi televizyon kanalları çoğaldı. 15 mi 16 mı kanal var şu anda Türkiye'de.
Bunların bir kısmı parlamentoya giriyor, millet meclisine. Meclisin oturumlarını kameraya, kamera dediğimiz cihazla, kayıt aletiyle tespit ediyor. Meclisin içinde birçok kamera var. Birisi balkonda, birisi terasta, birisi aşağıda, birisi sağ duvarda, birisi sol duvarda. 10 tane, 15 tane kamera millet meclisinin çekimini yapıyor. Ve siz seyrediyorsunuz, bakıyorsunuz bazı gafil milletvekilleri böyle horul horul uyuyor, kamera çekmiş. Görüyor musun? Kimse yalnız bakmıyorlar. Kimisi böyle sayıklıyor, gafil herif, düşüp kalkıyor kafası. Kimisi tesbih çekiyor, kabadaymış, şak şak şak, haberi yok. Kimisi gırgır geçiyor, kimisi elinde kalemden kağıdı karalıyor. Biz bunu nereden öğreniyoruz? Kamera çekmiş, biz oradan öğreniyoruz. Ya daha dünyada seni başıboş bak milletvekilisin diye milletin bir sorumluluğun var, bir makamın var, bir mevkiin var diye millete hesap vereceksin diye, seçmene hesap vereceksin diye bak seni takip ediyor kameralar. Sen de insansın, mahlukatın en şerefli sensin, en kıymetli sensin, Allah'ın halifesisin. Hiç seni Allah başıboş bırakır mı? Kayıtsız bırakır mı? Tedbirsiz bırakır mı? Seni kamerayla hayatını almaz mı? Sen çayırda oklayan hayvan değilsin ki seni başıboş bıraksın. Sen insansın. Onun için Müslüman zalim olamaz, katil olamaz, haksızlık edemez, hırsızlık edemez, huysuzluk edemezse bunun garantisi ahirete imandır. Ahirete imanı kaldırın, o dünya vahşet olur, dehşet olur, felaket olur. Kimseyi durduramazsınız. Bugün yaşadığımız felaket bundan ibarettir. Allah-u Teala en kısa zamanda yeniden İslam'ın hakimiyetini ülkemize, yurdumuza, yuvalarımıza, bölgemize, beldemize ve dünyamıza yeniden hakim eylesin inşallah. Yeniden huzuru bize nasip etsin inşallah. Yeniden çok pahalı, çok kanlı, çok belalı facialardan bizi muhafaza buyursun inşallah. Kardeşler, ezan okundu, dersi uzatmayacağım. Ancak sizin cemaatimiz olarak inşallah dualarımızı Cenab-ı Hak kabul eder, umutsuz değiliz. Ama içimizde bir kişinin duası kabul olsa hepimizinki kabul olur. Böyle bir ölçü var. Bazı musibetlere uğrayan, felaketlere uğrayan kardeşlerimiz var. Burada isimlerini burada söylemek caiz değil. Tanımış, tanıtmış olmak için değil, söylemek caiz değil, doğru değil ama çok sıkıntıya, çok belaya, çok musibete uğrayan kardeşlerimiz var. Bunlar cemaatimizden dua talep ediyorlar. İsim söylemeden şu anda yoğun bakımda komada yatan çok sevdiğimiz bazı kardeşlerimizin hastaları var. Kaza geçirmiş yavruları var. Şu anda hastahanelerde yoğun bakımdalar. Ölecekler mi, kalacaklar mı böyle beklemedeler. Tereddüt içindeler, korku içindeler, endişe içindeler, umut içindeler. Allah-u Teala içimizde duası kabul olacak bir kardeşimizin duası hürmetine bu hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Amin. İkincisi şu anda üniversiteye devam eden yavrularımız var. İmanlı, Kur'anlı, abdestli, namazlı, ayetel kürsiyi okumadan imtihana girmek istemeyen çocuklar var. Ben bunların çoğuyla meşgulüm. Hocam dediler cemaatinize söyler misiniz imtihanda muvaffak olmak için Allah'a bizim için dua etsin dediler. Hep beraber dua edelim. Bu yavrularımız, imanlı yavrularımız imtihanda muvaffak olsun inşallah. Rabbim muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Duanız kabul olsun. Duanız makbul olsun. Allah dualarımızı kabul ettiği dualara ilhak